1 sene 8 ay ceza aldım. 33 sene 9 ay 17 gün 11 saate mal oldum. Bu yaşta bu kadar şeyi yaşamış biri olarak adalet ne demek diye sorsam size. Bunu yapan adalet, bunu yapan hakimler. Benim hayatım yok mu dedim ya. Filistin işkenceleri. Bu parmağım kırıldı, kulağım patladı, kendimi bıçakladım. En kötüsü de elektriğe vermeleri. O kadar kendimden iğrendim, dedim ki ya bura mı senin yerin? Nişan yüksüğünden sonra da gardiyan geldi, nişandan nişanlanıyor dedi. Ne yaptı karşılaştığınızda? Kapıdan bir çocuklu kadın çıktı. Beni gördü, kocası gördü. Birdenbire gözüm takıldı, kalp atışım hızlandı. Tansiyonum düştü, gözüm karardı. Ben tanıyorum diyemedi. Annemin o günkü ayrıldığım görüşteki günümü bana versin adalet. Ben o gün kendimi, annemi de elini öper, o gün intihar ederim. Bırakmadılar yaşayalım, bırakın da yaşayalım. Hoş geldiniz Katar. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki tanıdım. Siz de. İzlerken hep öyle dedim. İyi ki varsınız dedim. Sizin belgeselinizi izlerken. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim yürekten. Bazen şiirler bütün bir hayat hikayesini parça parça, bölüm bölüm, duygu duygu anlatırlar aslında. Bence şiirle başlayalım Mehmet Bey. Şiirle başlayalım. Çünkü şiir insanın yaşantılarının, ezidiklerinin, çektiği acıların, sevgililerin, aşkların, duygularını dile getiren, şairler dediğimiz, ozanlar dediğimiz, mısra mısra yazdıkları duyguları yaşantılarıdır. Benim de yaşantılarımdan, gördüm dalından koparıp gülü, göğsüne bağlayan çalılar gördüm. Dışarıda gezerken binlerce deli, içeride nadide deliler gördüm. Düşmüşler peşine, zahmetsiz avun, kelekler bilirim altları kabun, sallasam yıkılır virane evin, içinde nadide halılar gördüm. Aç dudak çatlamış sararmış beniz, ölü ya yaşıyor aldırma henüz, duygusuz ve işsiz kişiler gördüm. Sen saray dağında yaşarken, ey hakimler, savcılar, ben hücre köşelerinde özgürlük için yaşarken öldüm. Aslında söylüyor, her şeyi anlatıyor. Duyguları yansıtır zaten. Dönelim en başa. Aslında ben doğduğunuz evi, nasıl bir aileye doğdunuz? Ben veteriner sağlık memurunun çocuğuydum. Babam baytardı. Gecesini gündüzüne katar, köye hizmet için, insanlık için hizmet yapardı. Canları hizmet yapardı. Abim biri polisti zaten İstanbul'da. Rahmetli oldu, benim yüzümden hastalandı, dayanamadı. 33 sene suçsuz yere yatmama. Ve Allah'ın takdiri öldü, vefat etti. Ben onun acısı, yaşantılarımız, çocukluğum güzeldi. İlkokul hayatları. Hayat işte devam ediyordu. Ama gençlik geldi işte arkasından. Ortaokul, lise bitti. Öğretmen okulu intihamına katıldım, kazandım. Ama subay okulu daha da cazip geldi bana. Subay okulu intihamına girdim, kazandım. Ama annem hastalanmıştı, okuyamadım. Çünkü evde yemek yapacak, evin işlerine bakacak. Doğru, kimse yoktu. Hep genç erkek olarak büyüdük. Abilerimin birisi Yüksek Öğrenim Kredilar Kurumu Genel Müdürlüğü'nde müdür muavidiydi. Öbür abim İstanbul'daydı, polis olanın yanındaydı. Şu anda yanımda kalan abim vardı. Hayat işte insanın nereden gelip nereye götüreceği belli olmuyor. Hani herkes kendi rolünü oynar. Hiç kimse kimsenin rolünü oynayamaz. Taklit edebilir. Bir aktör bir beni taklit edebilir, seni taklit edebilir. Ama kendi yaşantısının rolü de başkadır. Herkesin yaratılıştan bir rolü vardır. Herkes kendi rolünü oynuyor, yazısını oynuyor. Bizim de yazımız kötü yazılmış işte. Araba merakı, motor merakı, motoru hızlı sürmem, arabayı hızlı sürmem. İstihbarattakilerin dikkatini çekiyor. Adana Köprüköy, anayasayı hazırlayıp da arkasında imza olan oranın komutanı, isim vermiyorum şimdi, beni tavsiye ediyor. İstihbarata. İstihbarata. Beni aldılar, götürdüler. Özel bir eğitim gördüm. Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta kaldım. Divan Oteli'nde 6 ay aşçılık eğitimi gördüm. Askeri dönemlerinde. Askeri, hem askeri hem şey dönemlerinde gördüm. Albayların verdiği emirleri uyguladım. Göreve başladıktan sonra bana verilen emirleri, albayın bana verdiği emirleri yaptım. Bana dedi ki,
6 tane kız çocuğu organ naklini öldürülmüş, gözlere uyulmuş. Polis 3 senedir cinayeti aydınlatamıyor. Beni çağırdı, albay görevi bana verdi. Ben de araştırmayı hastanelerin çöplerinde, çocuk ayakkabıları, çocuk elbiseleri araştırmaya girdik. Ve 3 ekip arkadaşımız vardı. Benim ekipteki arkadaşlarla beraber, şu anda birisi İstanbul'da yaşıyor. Beraber araştırmaya girdik. Onlar dışarıdan hastanelerin dış kontrollerini, doktorların, dış cerrah doktorları tespit etme. Bu cerrah doktorların, özel hastanelerin, özel kliniklerin veya bir muayenehanenin araştırmasına girdiler. Ben de çöplerin araştırmasına girdim. Çöplerin içerisinde ayakkabı buldum 2 tane. Geldim albaya söyledim. Doktorlardan 2 tanesinin mikrofon yerleştirdik yazıhanesine. Albay çıktı doktorun birisi. Askeri hastanenin doktoru çıktı, isim vermiyorum. Ve benim hayatımı değiştirmeye kalkan, bana 33 sene azap çektiren bu albay oldu. Ve hakime yaptığı baskı mı artık, rüşvet mi? 1 sene 8 ay ceza aldım mikrofon yerleştirmekten. Ama bu 1 sene 8 ay, 33 sene 9 ay 17 gün 11 saate mal oldu. Nasıl olduğunu size söyleyeyim diyeceğim ama şu anda evraklarımda var. Bu evraklarda görünüyor ki cezasında infazın infazı olmadığı halde. Bunu diyen Cumhuriyet Başsavcısının tutanağı bu. Birinci infaz 4245 gün, 11 senenin üstünde. İkinci infaz 4039 gün diyor. Ve infazın infazı olmadığı halde infazın infazını yapıyor. Bunu yapan adalet, bunu yapan hakimler, ama katibi, ama hakimi, ama bu kararı veren ve bir başka hakim çözemiyor. Türk Ceza Kanunu'nun maddesi, fıkrası diyor ki, sanığın diyor disiplinine bakılmaksızın derhal tahliyesine, bunu Yargıtay gönderiyor. 1 sene 8 ay cezanın Yargıtay tahliyemi gönderiyor. Bu 1 sene 8 ayın cezasının infazı 1 sene. Bu 1 sene infaz nasıl oluyor? 11 sene oluyor. 80'den 91'e kadar infaz yatıyorum. Müddetname yok. Suç yok. Suç yıkılıyor. Olay tarihleri, cezaevinde olduğuma dair kanıtlarım, delillerim var. Hakim bunu sözemiyor. Elbistan infaz hakimi bana dedi ki, hakime bir şey olmaz. Boşuna dedi şikayet edersin. Boşuna dedi çabalıyorsun, açlık grevlerini bırak. Hakime bir şey olmaz. Bunu diyen infaz hakimi. Ama dedi ben bu senin haksızlığını bildireceğim. Göndereceğim. İnfaz, bu Elbistan infaz hakimi diyor ki 1 sene 8 ay cezayı baki etmiştir. İnfazı da yoktur diyor. Ama 11 sene infazın yattığımı söylüyorsun. Ben bunu sorduğum zaman onun için bir şey yapamam, hakime bir şey olmaz diyor. Nasıl bir şey bu ya? Olmuyor işte. Hakim ondan sonra tutuyor ve şuradaki kanıtı okuyayım bak. Hükümlünün dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar araştırılarak infaz için dosyasının mevcut olmadığı gerekçesiyle savcılıkta hiçbir kayıt bulunmadığı halde suçsuz yere yattığı tespit edilmiştir. Burada yazıyor zaten. Hiçbir dosyası yoktur. Haksız yere hapis yatıyor. Savcılıkta da hiçbir UYAP'tan da GBT'den de kaydım bulunmamıştır. İnfazın infazı olmazken oldu ve o süre 33 yıla kadar çıktı. Aslında hayatınızdan 33 yıl alındı bir şekilde. Cezaevine girdiğiniz ilk dönemde bir kalalım beraber. İçeridesiniz artık. Nasıl bir dönemdi o sizin için ilk dönem? Şimdi cezaevine ilk girdim, tutuklandım. Tutuklandıktan sonra araştırma yaptığımız 40 tane çocuğun cesetlerini bulduk evin araştırmada. Ve tutuklandı. Ben geldim Silifke cezaevinde yatıyordu o kadın hücrede. Beni gördü. Bana dedi bir sigara versene dedi. İçeriye yeni girmişim. İlk geleni hücreye alıyorlar zaten gözetime 24 saat. Bakıyorlar uyum mu? Geliyorlar kontrol ediyorlar. Cezaevi zaten cehennem binası. Daha önceden de söylüyorum. Her zaman da söylerim. İdarenin getirmiş olduğu kurallara göre mahkumları hücreye alıyorlar. Cezaevine girdim. İnsanları gördükten sonra suç yapılarını,
o kadar kendimden iğrendim. Düşündüm şöyle. Dedim ki ya bura mı senin yerin? Yaşayacağın yer bura mı? Burada mı varmış kaderinde? Ama oldu işte hayat. Sonradan insanları tanıdım. Elbette ondan sonra da bu şiiri yazdım zaten. Dışarıda gezerken binlerce deli, içeride nadide deliler gördüm. Gerçekten deliler gördüm. Ama içerideki delilerin hepsi yüksek mühendis, makina mühendisi, doktor, memur koğuşlarında yatıp ayakkabılarına tüküren, kravatını adliyeden mahkemeye gelip kravatını yiyen. Bunlar toplumda bir acıydı benim için. İnsanları dıştan yargılamayacaksın. Hiçbir insanın yargılayamayacaksın. Önce kendini yargılayacaksın. Bu dünyada eğer yaşamak istiyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan, kendini ileriye topluma kazandırıp kendini kabul ettirmek istiyorsan, her şeyden önce kendini eleştireceksin. Toplumun bireylerine göre, yaşantılarına göre. Aslında kendini yargılamayı öğrenmiş birisiniz de bir yandan o yılların içerisinde böyle elbette anlatınca. Ama az buz acıdan geçmeyerek oldu bu. Bir 45 gün var yanlış bilmiyorsam. Emniyette işkence evet gördünüz. Evet. Hayatımın en acı günleriydi. Beni tutukladıklarında ben ne olduğunu bilmiyordum. İstihbarat kimliği vardı. Kimliğim alınmış, dosyaya konulmuş. Ben aldılar. Ak Doktor Yazıhanesi'ne mikrofon yerleştirmekten. Bana dediler kime çalışıyorsun, ne işsin, ne iyisin. 45 gün emniyette kaldım. 15 gün Adana'da kaldım. Savcılık 15 günden sonra fazla tutmadığı için 15 gün Mersin'e gönderdi. Mersin'de 15 gün işkence gördüm. Mersin'den İstanbul'a geldim işkence gördüm. 41 numara ayakkabıyla girdim. 44 numara ayakkabı elimde, 44 numara ayakkabıyla çıktım. Elimdeki 41 numara ayakkabı, sonradan aldığım ayakkabı 44 numara olmuştu ayağım. Nasıl işkence gördünüz orada? Psikolojik işkenceler vardı. Abimi getirmişlerdi, onu döveriz dediler. İmzala dediler. Bu parmağım kırıldı işkencede. Kulağım patladı işkencede. Kendimi bıçakladım. Komisere dedim ki tamam her şeyi imzalayacağım. Gittik odaya, masasının üzerinde zarf açacağı vardı. Şöyle bir şey, ucu sivri. Aldım kendime, vurdum. Oradan da attım pencereden kendimi, minibüsün üstüne düştüm. Gene aldılar, hastaneye götürdüler. Polis bana diyor ki, benim çocuğum var. Benim hayatım yok mu dedim ya. Ya sen bana işkence yapıyorsun, ayaklarımı siz gece geliyorsunuz, bir vardiye dövüyorsunuz. Gündüz geliyorsunuz, bir vardiye dövüyorsunuz. Falakaya yatırıyorsunuz. İşkenceler var, Filistin işkenceleri. Anlatabiliyor muyum? Elektrik. İşkencelerin en kötüsü de elektriğe vermeleri. 33 sene sabrettiğim bu işkencede de ağzımdan çıkan sadece onlara nalettir. Hepsinize nalet olsun dedim. Ben bu devlete hizmet ettim. Sizin yaptığınıza bakın. Biz böyle görüşmelerde, seanslarda fiziksel şiddeti yaşamış olan insanlarla fiziksel şiddetin yaraları geçtikten sonra ruhta kalan insanın aslında özünde, en içinde kalan izleri de konuşuyoruz bazen. Evet. Mehmet Bey, siz o dönem kendinizi bıçaklayıp ölmek istemişsiniz. Evet. Sonra hatta yanlış bilmiyorsam bir intihar girişiminiz daha olmuş. Evet, şanlımdan. İçerideki kaçıncı yılınızda oldu? Ben içeriye girdikten ilk intihar teşebbüsüm 1986'da oldu. İkinci intihar teşebbüsüm de 97. ayında oldu. Annemin vefatı. Düşünebiliyor musunuz? Küçücük şu kadar bir pencereden, Adana'dan hücrenin penceresinde şey görünüyordu ana yol. Annenin cenazesini, akrabalarının hepsi orada, sen orada olmayışın. Bana çok ağır geldi. Çünkü annemi çok seviyorum. Annem kutsaldı demiştim daha önceden. Dayanamadım. Kendimi kestim. Hastaneye de zor yetiştirdiler zaten. Hani 5 dakika daha gecikselermiş, keşke ben de o zaman ölseymişim yani. Yaşam psikolojisi bir ayrıdır cezaevinde. Atmosfer değişiktir. Kimi köşeye çekilir, sevgilisinin resmine bakar ağlar. Kimi çocuğunun, çoluğunun resmine bakar ağlar. Özlem ve hayat vardır. Cezaevinde umut vardır. Bir ümit verirsin insana. Dersin ki yarın af çıkacak. Ve mecliste çıkmıştı. O sabahleyin 33'ten asker şehit olunca
taslak geri çekildi. Dedim ya, atmosfer değişiktir. Dakika dakikasına uymaz. Herkes suç makinası gibidir. Orada suçlular da vardır, suçsuzlar da vardır. Hasbelkader suçsuzlar da vardır. Ben çok suçsuz insanları gördüm. Sabahleyin kalkıp hüngür hüngür ağlayan, baba anne diye uyanan, sevgilisinin adını söyleyip uyanan, çocuğunun adını söyleyip uyanan, kan ter içinde kalmış, rüya görmüş. Ve o yaşantıları gördükten sonra insanların çektiği acılar insanı da olgunlaştırıyor, insanı araştırmaya sürüklüyor, kitaba sürüklüyor, bir şeylerle meşgul olmaya sürüklüyor. El işleri, boncuk işleri yapıyorum. Hem maddi kazancım oluyor, hem vaktim geçiyor. Her türlü cezaevinin el işlerinden yaptım yani. Dışarının kuyumcusu, altınları kuyumcu, cezaevinin altını da boncuktur. Boncuğu olan parasız kalmaz yani. Nasıl bağladı size hayatı onlar? Sigara külünü avucuma boşaltıyordum. Yerde, hücrede yattığım için süpürmek, yani kendi yaptığım yeri süpürüyorum. Ben dedim ki ya sen buraya sigaranın külünü atıyorsun, kendin süpürüyorsun. İkinci eziyet yapıyorsun. Hem içiyorsun, kendini zehirliyorsun, hem yeri pisletiyorsun. Ondan sonra da dedim kendine zarar veriyorsun. Gel dedim bunu değerlendir kendi kendime. Bir gün aldım avcuma, duvara resim çizmeye başladım. Hayali bir resim. Bir ağaç, bir ev. Ondan sonra insanların resmini. Revire gittiğimde hemşireni gördüm. Hemşirenin resmini. Bayan müdürün resmini. O da aşık olmuştu herhalde. Bana da paket oldu benim yüzümden. Öyle mi? Evet. Nasıl? Bir cezaevindeyken bayan müdür vardı, devamlı gelip gidiyordu. Ben de insan hali, insan özlem duyuyor yani. Hı hı. Hani kutup artıydı. Benim de dikkatim, ilgimi çekmişti. Davranışları, tavrı, konuşması. Ben de sevmiştim. Hücreme adımı yazmıştım. Geldiler müdürler, baktılar ki hücrede bayan müdürün adı var. Sabahleyin beni ringe bindirip paket ettiler. Onu da başka cezaevine gönderdiler. Zaten birazdan da konuşacağız. Yarım kalan aşk var. Evet. Ama aslında ilk aşk anne. Anne bizi yetiştirmiştir. 9 ay karnında taşımıştır. Yememiş yedirmiştir. Giymemiş giydirmiştir. Gecesini feda etmiştir. Gecenin saat 3'ünde uyandırıp ağladığında altını temizleyen, kahrını çeken annemizdir. Anneler kutsaldır. Anneler olmazsa zaten insanlar olmaz. Ne zaman gördünüz annenizi en son siz? En son bir kere ziyaretime geldi rahmetli. Ondan sonra da görmedim. Daha önceden her zaman geliyorlardı bu eksiz makinaları. Kurulduktan sonra ben annemle şeyleri getirtmedim ziyaretime. Bir sürü yeri var dokunulan, anlattığınız. Ama hani insanın tabii ki mutlulukları, belki işte aşkları, yaşayacağı şeyler elinden alınıyor da acıları, vedalaşması, yası, cenazesi elinden alındığında bu başka bir şey gerçekten, bu başka bir şey. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Düşünebiliyor musunuz? Bir saat, bir dakika, bir gün, bir yıl, 33 yıl. Bana geriye veremez. Ama annemin o günkü ayrıldığım görüşteki günümü bana versin adalet. Ben o gün kendimi, annemi de elini öper, o gün intihar ederim. Anlatabildim mi? Ve o günü yaşamak isterim. Nişanlımla ayrıldığım günü verin bana. Veremezsin. Neden veremezsin? Çünkü bir perde vardır. Hayat devam eder. Geriye dönüş yoktur. Yaşamda geriye dönüş yoktur. Doğacağız, gençleşeceğiz, büyüyeceğiz, evleneceğiz veya bekar yaşayacağız. Sonunda öleceğiz. Ölüm hepimizin. Ama hakimler de ölecek. Bu cezayı veren albay da ölecek. Yapan, bana bu adaletsizliği yapanlar da ölecek. Bu dünya kimseye baki kalmayacak. Ama benim bir yaşadığım acı günleri, tatlı günleri, yaşamadığım günleri bana geriye veremez artık. Bir mücadele verdiniz hep. İnfazın infazı oldu, yıllar geçti. Böyle söylemesi kolay, 33 yıl geçti. O mücadeleden de biraz dinlemek istiyorum sizden. Açlık grevleri yaptınız, biraz evet. Önce de bahsettiğiniz. Açlık grevleriniz oldu. Belli mevkilere, işte yerlere ulaşmaya çalıştınız. Ne oldu o dönemde? Nasıl duyulmadı sesiniz? Çok güzel bir soru. Ben açlık grevine ilk başladığımda 1 ay 17 gün devam ettim. Savcı bana dedi ki,
Söz sana dedi, dosyanı getirttireceğim. Bir ay 17 gün oldu ilk açlık grevim. Evraklarım var, kanıtlarım, delillerim var. Her şey benim elimde. Bütün, daha bunların 10 torba dolu. Evimin odası evrak dolu yani. Söz verdi, sabahleyin ringe bindirdiler. Eşyam arkamdan geldi, başka cezaevine paket oldum. Gittiğim cezaevinde tekrar açlık grevine başladım. Açlık grevinin üstüne açlık grevleri. Bu arada mücadele ediyorum. Açlık grevine başladığım zaman Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Yargıtay'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazıyorum. Ve dilekçelerin üzerine dilekçe yazıyorum. Yılmıyorum. Ve 3 ay 17 gün en son açlık grevlerimde, daha önceki açlık grevlerimde de psikolojik baskılar. Bir gardiyan geliyor. Sen siyasi misin açlık grevi? Adli mahkumun açlık grevi mi olur? Alıyor dilekçemi yırtıyor, çöp atıyor. Ben Cumhurbaşkanına dilekçe yazıyorum. Başbakana dilekçe yazıyorum. Adalet Bakanlığına dilekçe yazıyorum. O dilekçeler çöpte alıyor. Sesini duyuramıyoruz. Çünkü neden? Onlar cezalıyor. Cezaevine, müdürlerine şey geliyor. Nasıl açlık grevine giriyorlar? Ya önceden yemeklerde kurt çıkıyordu. Yemek yiyemiyorsun. Yemekleri alıyoruz, süzüyoruz üstteki kurtları. Ondan sonra üzümünü seçiyoruz, yıkıyoruz. Tekrardan kaynatıp içine şeker koyuyoruz. Hoşap yapıyoruz, koğuşa yiyoruz. Biz bunları yaşadık yani. Mehmet Bey, ne hikayeler, neler gördünüz o dönemin içerisinde? Birçok şey var mutlaka. Bu hikayelerden öğrenerek geldiğiniz bir şey de var. Hatta bu programın da bence hayatın da temel amaçlarından birini söylüyorsunuz. Biri birini bir sıfat koyup yargılıyor. Herkes herkesi yargılıyor. Sizi de yargılayabilirdik dışarıdan ki daha zaten nasıl yargılanabilirse haksız yere. Mahkum der geçerdik. Evet. Ama işte bu programı tam da bu yargıların altında nasıl hikayeler var onu görmek için de yapıyoruz. Artık özgürlüğünüze kavuştuğunuz günü var. O günü aşağıda anlatırken de beraber gülümsedik. Çanakkale'de değil mi? Çanakkale'de tahliye oldum. Deniz kenarına gittim. El ele tutuşmuş gençler, parkta gençler oturuyor. Dizili sahilin her tarafında. İki adımda bir bank var. Ama her bank dolu. Önde bir çeşme var. Alt tarafı da kayalık. Hemen atladım kayalığa, soyundum, denize girdim. Amca dediler intihar ediyor. Soğuk hava, kış, deniz pis. Ama cezaevinin tahliye olmuşum. Cezaevinin pisliğini de ancak deniz temizler dedim. Tuzlu su. Ve o niyetle girdim zaten. Ha, intihar ediyor dediler. Koştular geldiler. O sırada polis molis geldi. İfade derken basınmasın. Ondan sonra dedi işte uzun süre yattım. 33 senedir yatıyorum. Ancak deniz temizler deyince oradaki basının dikkatini çekti. Geldiler sordular işte işkence var mı? Var. Demeyeceksin. Ne diyeceğim ben? Ondan sonra dediler kaç kişi yatıyorsunuz koğuşta? 12 kişilik yatıyoruz. Yemekler nasıl? Güzel diyeceğim. Her şeyin tersini kendi isteklerine göre söyleyeceğim. Ben o zaman neyi anladım ki? Ben robot muyum? Biyonik miyim? Ben o çarpıtıcı düşünceleri sevmiyorum. Hani diyeceğim deniz kenarında genç kızlarla kuşlar da vardı. Şu anda evde de muhabbet kuşlarım var. Hediye ettim birilerine. O amca çok güzelmiş, geçmiş olsun. Al dedim sana bir tane. Hediye ediyorum ki yüküm hafiflesin. Ben Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya gideceğim, BİMER'e gideceğim. Müracaat edeceğim. Yargıtay'a gideceğim, müracaat edeceğim. Elimdeki kanıtlarım, delillerim, bir çuval evraklarım. Zaten 5 tane evraklarım, bir de kuşlar var. Ben bunlarla beraber mücadele etmem zorundayım. Yapılan haksızlık var. Sindiremiyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra abinizi aradığınız bir süreç var aslında. Evet. O süreçte de yeğeninizle bir karşılaşmanız var. Evet. Bence onu da duyalım sizden. Benim için dünyanın en ağır yükü, en acısı. 33 sene çektiğim acılara kadar o kadar acı çekmemiştim yani. Yeğenimle karşılaştığımda bahçeye geldim, kendi evimiz. Bana dedi, ne arıyorsun lan burada dedi. Yaşından başından utanmıyor musun dedi. Şöyle baktım, tanıdım yeğenim,
Kusura bakma, özür dilerim, rahatsız ettim dedim. Yaşlılığıma bağışla. Çıktım. Arkamdan yengem görmüş. Demiş amcan senin. Koştu geldi elimi öpmek istedi. Dedim yok. Geçti artık. Kara tren hareket etti. Gemi okyanusa ulaştı. Sen haklısın. Bundan sonra ben sana ne verebilirim ki? 33 sene sonra çocuğun, benim bıraktığım yaşında çocuğun olmuş. Yapma amca falan filan. Elimi melimi öptü, sarıldı ama öptüm, vedalaştım, gittim arkama bakmadan. Ben ondan sonra da abimi aramaya başladım. 6 ay sonra otelde buldum. Kapıyı çaldım. Kim o dedi? Benim dedim abi. Açtı. Seni dedi, bana polisler öldüğünü söyledi açlık grevinde. Oturdu, ağlamaya başladı. Sarıldık. Ağlaştık. Ben de ağladım. O da ağladı. Hakikaten de polisler benim açlık grevinde öldüğümü söylemişler abime. Bu acıyı daha da ben acıyı yaşadım. O da yaşadı. Sonradan geldik inşaata, beraber kaldık. Şimdi de ev tuttum Esenyurt'ta. Orada kalıyoruz beraber. Bu elinizden çalınmış hayata sebep olanlar, bugün karşınıza çıksalar ya da burada olsalar, ne söylersiniz onlara? Karşıma çıktılar. Karşıma çıkmadılar da ben aradım tahliye olduktan sonra. Yargıtay'a gittim. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne bir müracaat ettim. BİM dedi ki senin üst mahkemen Bursa'ya gideceksin. Bursa'ya gittim. Bursa'da bir ay kaldım. Bursa'dan İstanbul'muş üst mahkemesi. İstanbul'a sevk edilince bu sırada İstanbul'a geldim, abimi aramaya başladım. Abimi ararken de dedim ki ya merak ettim, bu albayınla hakim ne yapıyor? Adliyede dizinin üstüne beni gördü, dizinin üstüne çöktü. Yıkıldı yani. Dizinin üstüne yıkıldı. Affedersin, bir hayvan gibi yıkıldı. Polisler geldi. Ne yaptın dedi. Dedim ben ona bir şey yapmadım, o bana yaptı dedim. O sırada kendine geldi. Dedi bırakın gitsin dedi polislere. Polisler beni kapıya kadar götürüp bıraktılar. Ve onun yıkılışını gördüm yani. Ben bir şey yapmak için gitmedim. Neden sorusunu sormak için. Değdi mi diyecektim. Neden? Ne eline geçti? Neyi yarattın? Bana bu azabı yaptın. Bana bunu yaptın. Sen neyi yarattın? Nasıl hissettiniz? O anda üzüldüm. Merhametten üzüldüm yani. Bir hakimin, bir devletin yüksek makamındaki bir hakimin orada yıkılmasına üzüldüm yani. Albayın da. Albay evine gittim. Şeltok var. Şemsiye yapmışlar. 5 köşeli, önünde havuz. Havuzun kenarında şeltukta böyle uzanıyor. Polis var o kapıda, villasının güvenliği var. Ben de o güvenliği açtım, öğrendim. Sordum güvenliğe, burada kim oturuyor dedim. Dediler, albayın ismini söylediler. Ben de dedim ki tamam o zaman. Arka tarafta duvardan aşağı atladım. Hemen hemen bina, buranın yüksekliğinde. Geçtim, bahçenin arasından geçtim. Köpekleri sevdim. Hiçbir şey yapmadılar köpekleri. Sevdim köpekleri. Geldim, baktım. Şeltok'ta oturmuş. Meyve kokteyli. Kızı da balkonda elinde telefon bir şeylerle oynuyor. Beni bir gördü, ayağa kalktı. Sen dedi Mehmet Çivelek değil misin? Evet dedim. O gördüğün Mehmet Çivelek benim. Sen de dedim 6 tane kız çocuğu öldüren cerrah değil misin? Yıkıldı ortaya, oraya yıkıldı, ağzı köpürdü. Kızı koştu. Yetişin. Babama dedi bir şey yaptı. Ben dedim babana bir şey yapmadım. Babam bana yaptı. Ben dedi gözümle gördüm dedi, yalan söylüyorsun dedi. Polis çağıracağım dedi, polis çağırın dedi. Bağırdı, o sırada güvenliği 2 tanesi geldi. Tilak çektiler bana, kıpırdama diye. Elini kaldır falan filan. O sırada yüzünü müzünü yıkadılar, kendine geldi. Bırakın dedi gitsin. Bırakın kapıya kadar da yolcu edin dedi gitsin, bir daha da gelmesin, dikkat edin dedi. Döndüm kızına dedim ki işte gördün mü dedim. Bu adam benim gençliğimi çaldı. Benim hayatımı çaldı. Bana yaşatmadı. Değil dedim bu baban canını verecek, benim bir günümü veremez. Benim çektiğim acıyı dindiremez. Ve oradan ayrıldım. 140 Yunus'tan sonra beni aradı, özür diledi kız.
anlatmış babası. Ağlamış, çok üzüldüm diyor. Ama olmuş bir kere diyor. Onun adına ben özür diliyorum diyor. Dedim ki özür hiçbir şey. Kırılan kalp hiçbir zaman telafi olmaz. Önemli olan kalp kırmamaktır. Kalp kırdığın zaman vay dünyanın servetini de versen, ayı elime, güneşi de avcuma versen o kırılan kalbim onaramazsın. Kalp kırıldıktan sonra bitmiştir yani. Önemli olan kalp kırmamaktır. Aslında cezaevine girmeden önce nişanlıydınız. Evet. Ve orada bir şey yarım kaldı sizin için. Tabii cezaevinden çıktıktan sonra da eski nişanlınızla karşılaştınız. Evet. Siz anlatın. Ne yazık ki cezaevine girdikten sonra babası getirdi nişan yüksüğünü verdi bana. Bir sene sonra ceza aldım. Nişan yüksüğünden sonra da gardiyan geldi. Nişanlı nişanlanıyor dedi. 84 yılında. Nişanlanıyor dedi. Ben de intihar için hapistim. Ne yaptı karşılaştığınızda? Beni gördü, kocası gördü. Dedi 140 Jonus'tan çıkan bu değil mi deyince kapıdan bir kadın, çocuklu kadın çıktı. Şöyle bir baktım, en son bana teyzesinin kızının gösterdiği resim göstermişti bana. İşte evlendi, çocuğu oldu falan. Soruştum, araştırdım yani. Ama İstanbul'da olduğunu bilmiyordum. Resmini gösterdi bana. Birdenbire gözüm takıldı. Kalp atışım hızlandı. Tansiyonum düştü, gözüm karardı. Kendimi toparladım. Evet dedim, benim tanıştığımıza memnun oldum dedi. Ya seni seyrettim dedi, acı çekmişsin dedi. O sırada baktı dedi, koca karısına dedi ki tanıştırayım dedi. Bak YouTube'da dedi 33 sene akşamleyin dedi, şeyini çektiğimiz adam işte bu dedi. Ben tanıyorum diyemedi. Memnun oldum dedi. 5 tane çocuk var. Boy boy dizilmişler. Görüşmek üzere dedim. Tokalaştım. Arkasına baka baka uzaklaştı. Aslında bütün insanların bir hayatlarındaki bir dönem bittiğinde ya da bir hikaye bittiğinde bir vedaya ihtiyacı oluyor. Elbette. Bu belki birazcık daha kırık, buruk bir veda Mehmet Bey ama o son konuşmayla, o son karşılaşmayla belki biraz da yarım kalan hayatın içerisindeki bir şeyi bir vedaya dönüştürmüşsünüz de. Sonra evet. Bir başlangıç var bu dönemde. Biraz önce de gülümseyerek biraz sohbet ettik. Evet, şu anda tatlı bir aşk başladı yurt dışında kendisi. Nasip ederse mutluluk bundan sonra ikimizin olacak ve onunla beraber güleceğiz, ağlayacağız. O ağlarsa ben de ağlayacağım. O gülerse ben de güleceğim. Çünkü bir insanı mutlu edemiyorsan ben de mutlu olamam. Ben onu mutlu ettiğim sürece ben de mutlu olurum. Mutsuz edersem ben de huzursuz olurum. Huzursuzluğu seçmem bundan sonra. 33 sene çektiğim acılar, azaplardan sonra ben salak değilim yani. Evlenme teklif ettiniz. Evet. Yazdım, mesaj ettim. Bakalım. Güzel olun beraber, birbirinize iyi gelin, onu dileyelim ama burada çok önemli bir şey var aslında. Genelde zamanında bir suç işlemiş, cezasını çekmiş veya aslında suçsuz yere bu kadar yılı yaşamış insanlarla ilgili cezaevini yaşamayan insanların bir ön yargısı var. Evet. Bir empatisizlik var onlara karşı da. Belki cezaevinden çıkan birine biriyle ilişkiye başlamak için ön yargıları var. Evet. Belki arkadaş olmak için, dost olmak için, belki onları işe almak için, beraber çalışmak için ön yargıları var. Burada orayı 33 yıl boyunca görmüş bir adamın söyleyecekleri önemli bence. Hani yargılamayın dediniz ya biraz önce. Evet. Yargılıyoruz aslında. Aslında bunu iştirak etmek önemli. Bunu kavramak önemli. Bunu insanları, tahliye olan insanları suçlu suçsuz topluma kazandırmak önemli. Suçluyu topluma kazandırmak, suçsuzu da suçtan arındırmak önemli. Belirli bir müddet yatırdığın zaman bir insanı suça meyilli olur. Suçsuz kendi suça meyilli olur. Suçsuz insanlar da vardır. Toplumda adapte denen bir şey vardır. Suçsuz insanda, suçlu insanda,
dışarıya tahliye olduğu sürece içinde bir psikolojik vardır. Acaba adapte, ben bunu yaşadım çünkü. Adapte olabilecek miyim? İnsanlarla uyum sağlayabilecek miyim? İş bulabilecek miyim? Hayatımı yaşayabilecek miyim? Ailemle, çocuklarımla gene eski mutluluğumu tutabilecek miyim? Yaşayabilecek miyim? Bir insan toplumdan, cezaevinden saldın, kapıdan dışarıya çıkarttın. Ve bunun iş imkanı vardır, topluma adapte olma vardır. İnsanların yargılamaları vardır. Çok insanlar cahildir ve bunu yaşıyorum. Ya bana mesaj atıyorlar, cezaevindeki hayatı anlatıyorum, adamı anlatıyorum. Ve şunu da söyleyeyim, bugüne kadar, bunu da vurgulamak istiyorum yani. Bugüne kadar 13 tane intihara teşebbüs edenleri telefonla sabaha kadar oturduğum zamanlar oluyor, sohbette vazgeçirdiğim. Bu insanları topluma kazandırmak benim için onur meselesi. Ben insanlık görevimi ve bundan gurur duyuyorum. Bizim toplumumuz daima ön yargılı. Bana geliyor iş ve işçi bulma kurumu iş gönderiyor. Gidiyorum iş ve işçi bulma kurumuna, bir yere gönderiyor. Adam bana böyle bir bakıyor. Ya diyor, senin diyor ömrün ne kadar kalmış ki? Seni diyor işe alacağıma Suriyeli alırım. Seni diyor şimdi işe alacağım diyor. Sigorta yapacağım diyor. Bir ton masraf edeceğim diyor. Senin diyor sana edeceğim masrafla iki tane diyor işçi alırım diyor. Çalışmıyor musunuz Mehmet Bey şu anda? Hayır, şu anda iş yok ya. Biz çay satıyoruz. Belediye de alıyor. Zabıtalar alıyor. Çay semaverimi aldılar. Tesbih satıyoruz. Abimle, yaşlı abimle. Tesbih satıyoruz. Tesbihleri aldılar. İş ve işçi bulma kurumuna sürekli gidiyorum. Artık yolum gözümü bağla. İş ve işçi bulma kurumundan evime gözüm bağlı gelirim. Yolu ezberledim yani. O kadar gidiyorum. Ama neye yarar ki? Hiç boş. Bitireceğim. Bitirmeden evet. Önce Mehmet Bey, belki acı acı gülümseyeceğiniz, belki söyleyeceklerinizin çok olduğu, belki sadece susacağınız bir soru soracağım ama bu yaşta bu kadar şeyi yaşamış biri olarak adalet ne demek diye sorsam size. Adaletin anlamı kendisine yapılanı başkasına yapmamaktır. Adalet kavramı budur zaten. Bir insan kendine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamaktır. Adaletin anlamı budur. Şimdi adaletin anlamı kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmıyorsan, o zaman herkesin, hakimin önünde suçun vasıf ve mahiyeti delil durumuna göre yargılaması gerek. İki şahit ile aldık bir hükmü. Mahkum olduysak sanki öldük mü? Savcıya, hakime bir şey dedik mi? Bizi bu dar yerden sen kurtar Tanrım. Yani bir insan bu kadar azaplar içerisinde, bu kadar acılar içerisinde toplumda yaşamış, kopmuş, cehennem binasından cennete çıkmış. Neden? İçeride bir ton insanlar var, suçsuz insanlar var. Onların her birinin hayat hikayelerini yazsam, ben ömrüm yetmez kitap yazmakla. Elimde mahkeme kararınız var, biraz evet. Önce verdiniz bana. Tazminat sadece aslında maddi bir değer değil bir yanında. Elbette. Bunca yıllık mücadelenizin de kazancı evet. Bir taraftan. Kazandınız. Aslında bugün bize bunca ön yargımızla ilgili bir sürü şey de anlattınız kendi hayat hikayenizin yanında. Evet. Belki gerçekten bundan sonrasında, bilmiyorum, bu düğününüzün fotoğrafıyla mı olur ya da davetli olursak görürsek mi olur? Muhakkak davet edeceğim. Tamam, yani. Çok seviniriz. Memnun olurum, şeref duyarım. Biz de öyle. Biz de öyle. Gerçekten gülümseyebildiğiniz, çalınanları geri almak belki mümkün değil ama yeni hayatın o yılların içerisinde yeni umutlar inşa edebildiğiniz günleri beraber kutlayalım. İşsiz olduğunuzu İnşallah. Duyalım, hepimiz duyalım. Bu sefer kafamızı çevirmeyelim. Siz anlattınız, duyması da bize kalsın, anlaması da bize kalsın. Sizin hayatınızla ilgili ve bütün yargılarımızla ilgili duyduğumuzu anlayarak bitirelim programı. Evet. İyi ki buradaydınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki şunu söyleyeyim. 33 sene çektiğim acıları size burada anlattığım kadar sınırınız. Dolayısıyla yani ancak bir fındık kabuğuna doldurabiliriz. Ama çektiğim acılar, cezaevindeki insanların yaşantıları, yaşamışlıkları anlatsam, dedim ya, kaç tane kitap yazsam ömrüm yetmez. Ve
Ne diyoruz? Bırakmadılar yaşayalım. Bırakın da yaşayalım.